Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz müşteri formunda ne yaptık? DB First yaklaşımıyla listeleme, kaydetme, silme, güncelleme yaptık. Bir de ürün formumuz olsun arkadaşlar. Veri tabanımızda da ürünler tablosu olsun. Bir de onun üzerinde işlem yapalım. Önce isterseniz veri tabanımıza gelelim. Şirket veri tabanımızın içerisindeki tablolar bölümüne bir tane tablo ekleyelim. Tablomuzun ismi arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapalım. Bir ID'si olsun, değil mi? Integer. Burada biz ürünler yapacağız. Ürünün adı olsun. Envarchar yapalım. Bir de fiyat olsun. Bu da float olsun arkadaşlar. ID, out, fiyat. Şimdilik yeterli. Duruma göre ihtiyaç olursa başka özellikler de ekleyebiliriz. Durum diye bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Bunu da bit yapıyorum ama aslında ürün silinmez. Biz burada bit dediğimiz true false'dur. Ürünü silmek demek aslında pasifleştirmek demektir. Bunu da oluşturayım ama şu an kullanmıyoruz. Veri tabanından siliyoruz. İlerleyen aşamalarda bunları da kullanabiliriz. Şimdi bunu ID'mizi hemen set primary key ve şuradan da identity'sini otomatik artan yapalım. Tamam. Tabloyu kaydediyorum. Ctrl C ile TB ile ürünler diyelim. Ürünün adı, fiyatı ve durumu var. Float, envarchar ve integer. Tamam. Şimdi birkaç ürün ekleyelim isterseniz. Şöyle refresh yaparak ürünler tablomuza gelelim. Otomatik artacak. Ürünümüz bilgisayar. Fiyatı 5500. Durumu true ya da 1 diyebilirsiniz. Televizyon diyelim. Fiyatı 4900. True diyelim. Bilgisayar, televizyon. Buzdolabı 9500 diyelim, true. Bir de buzdolabı çamaşır makinesi yapalım. Çamaşır makinesi. Bu da 8500 true. Tamam, 4 tane ürün yeterli arkadaşlar. Şimdi gelelim Visual Studio'da. Bir tane şuraya buton koyabiliriz ya da oluşturacağımız form da açılabilir. İsterseniz şimdilik amacımız ders anlatmak olduğu için bir tane buton ekleyelim. Butonumuz arkadaşlar text kısmında ürün işlemleri diye kaydedelim. Bunun fontunu büyütebiliriz. Bir de şurada BTN'ye isterseniz BTN ürün işlemleri diye Türkçe karakter kullanmadan kaydedelim. Şimdi ürün işlemlerini tıklayınca o form açılacak. O formumuz var mı? Yok. Onu ekleyelim. FRM ürünler diyelim. Şimdi bu formumuz açılacak. Şuraya gelelim. FRM ürünler tablosunda nesnesinden sınıfından bir nesne üret ve bu nesneyi bana göster. Şimdi bir çalıştırayım. Buraya kadar olan kısmı görmek açısından. Şimdi müşteriler üzerinde yaptığımız işlemlerin aynısını burada da yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi müşterilerimiz bunlar. Ben ürün işlemleri deyince burada ürün kaydedeceğim, ürün sileceğim, ürün güncelleyeceğim ya da ürünleri listeleyeceğim. Mantık bu arkadaşlar. Şimdi biz ürünler formumuza gelelim. Şuradaki formun arkadaşlar Ctrl-A, Ctrl-C dedim. Buradaki formun nesnelerini kopyaladım ve tamamen buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Biraz formu genişletip tekrar Ctrl-A ile seçip böyle biraz aşağıya indirebilirsiniz. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Şunu sileyim. Ürünün telefonu olmayacak, ürünün adresi olmayacak. Bunları silelim. Ürünün ID'si, ürünün adı, soyadı değil de buna fiyat diyelim arkadaşlar. Ürün fiyatı. Tamam, şöyle hizaladım. Şimdi text box'a da şunun isimlendireyim. Ne diyelim? TXT fiyat diyelim arkadaşlar. Tamam. Listeli kaydet, sil, güncelle butonları gene dursun. Şurayı biraz kapatalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi biz veri tabanımıza yeni bir tablo ekledik değil mi arkadaşlar? Bir tane de modelimiz var. Modelimiz buradaydı. Bir çift tıklayalım açalım. Modelimizin içerisinde TBL müşteriler diye bir sınıf var. Sınıfımız var.
Biz buraya aynı şekilde ürünleri de getireceğiz. Ne yapacağız onun için? Sağ tıklayacağız boş alanda. Burada update diyeceğiz arkadaşlar. Update model from database diyoruz. Burada tablolar açtığımız zaman arkadaşlar zaten ürünlerin dahil edilmediğini görüyoruz. Biz ürünleri dahil edeceğiz. Tabi ilerleyen aşamalarda prosedürler oluşturup onu da göstereceğim. Onu da yapacağız. Şu an ekli olmayan ürünler tablosunu ekleyelim. Tabi ne olarak ekliyor? Burada sınıf olarak ekliyor aslında. Şu an ekleme bitince boş yere tıklıyoruz ve kaydediyoruz. Yani biz bu modelimiz üzerinde bir güncelleme yaptık arkadaşlar. Kaydımız şu an devam ediyor. Kaydetsin. Şimdi arkadaşlar kayıt bitti. Şimdi burayı kapatayım isterseniz. Biz neredeyiz? FRM ürünler kısmındayız. Hemen önce listeli butonu ya da formun load'una bir çift tıklayalım. Biz bir modelimizi bir nesne olarak bir alalım değil mi? DB şirketler entities. DB diyelim. Gene aynı isim verelim. Tamam. Biz bir void listele diye bir fonksiyonumuz vardı değil mi? Ne yapıyorduk? Duruma göre bu listele fonksiyonunu çağırıyorduk. DB data grid'imizin data source'una DB'nin DB ile biz burada ürünleri, yani burada diğerleri de geliyor gördüğünüz gibi müşteriler diye. Biz ürünleri to list olarak, list olarak almak istiyoruz. Tabi şurada TXT, ID, ad, fiyat bunları da boşaltması için şöyle yapalım. Boş olsun. Pardon. TXT, ad dediğimiz ürün adı arkadaşlar. TXT ne vardı? Fiyat. Bunu da boşaltalım bu şekilde. Tamam. Şimdi listeli fonksiyonumuz formumuz load edilince yani çalışınca çağırırız. Aynı şekilde bir de şurada listeli butonuna çift tıklayalım. Listeli butonumuz da listeli fonksiyonunu çağırsın. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Ürünlerimizi bir görelim. Açıldı. Şimdi ürünler için link verdik. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz bilgisayar, televizyon, fiyatları ve durumları silinmemiş olduğunu görüyoruz. Şimdi tıklayınca şuraya ad ve fiyatı gelebilir. Onu yapabiliriz. Onu yapalım isterseniz hemen. Şurada Data Grid View'e arkadaşlar sağ tıklayalım. Properties'ine geçelim. Burada şuradaki SelfClick olayına ne yapacağız? TXT ID eşittir. Int parse diyelim. Ya da gerek yok herhalde otomatik alıyor. Data Grid'in Current Cell'inin Current Row'unun Cell'inin hücresinin 0. hücrenin value'sini bana getir. Bir de toString yapalım. Tamam. Diğerlerinde hemen kopya yapıştır yapalım. Kaç tane ise artık. ID'den sonra ad fiyat. Duruma gerek yok arkadaşlar. Tamam. Bunları zaten yaptığımız için hızlıca geçiyorum. Yani biz müşteriler üzerinde bunları zaten yaptık arkadaşlar. Amacım biraz daha projeyi genişleterek tüm Entity Framework'ün DB First yaklaşımlarını görmenizi istiyorum. Şimdi ürünlere geldiğim zaman şuna tıkladığım zaman tabii şunları değiştirmemişiz. Onları da değiştirelim. Burada 0. indis değil 1 ve 2 olacaktı. Hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Ürün. Tıklıyorum bir tanesine. Çamaşır makinesi 4 numaralıymış ve 8500 liraymış. Ya da buzdolabı gördüğünüz gibi bu şekilde. Buralar zaten biliyorduk. Şimdi gelelim neye? Kaydet butonuna. Biz yeni ürün kaydedeceğimiz zaman ad ve fiyatını girelim kaydedelim. Hemen. Biz ne yapıyorduk burada arkadaşlar? Bir tane nesne üretiyorduk değil mi? Var X diyorduk. Bunu neden üretiyorduk? TBL ürünler nesnesi. Tamam. Bu ürünün arkadaşlar nesnenin adı, ürünün adı kullanıcıdan alacağız ya TXT ad kullanıcı tekste ne girerse bu ürünün fiyatı da aynı şekilde tabi bunu float'a parse edelim TXT fiyatın text bir de durum var arkadaşlar varsayım olarak true yapalım bunu tamam nesnemiz hazır bu nesneyi modelimiz aracılığıyla veri tabanımıza kaydedeceğiz ne nasıl yapıyorduk DB
TBL ürünler add diyorduk arkadaşlar. Neyi kaydediyoruz? X. Daha sonra DB'yi save change diyerek kaydediyoruz. Ve bir de mesaj veriyorduk değil mi? Ne diyorduk? Ürün kaydı tamam dememiz yeterli. Tabi burada bir kontrolümüz vardı değil mi? If TX'de out, bunun text'i eğer boşsa veya diğerlerini isterseniz şöyle alıvereyim. Kopyalayıp 2-3 defa yapıştıralım. Add'dan sonra fiyat. Gerçi 2 tane fiyat alacağız. 2 tane değer alacağız. Başka almayacağız. Buna gerek yok. Bunlar girilmesi zorunlu olsun. Parantez'e gerek yok. Mesaj box'la eğer bunlar girmezse, herhangi birini girmezse hatalı, ya da şöyle yapalım. Lütfen tüm alanları giriniz diyelim. Tamam. Başlığımız isterseniz hata diyelim. Mesaj box'ın butonuna OK diyelim. Mesaj box'ın ikonuna warning diyelim. Tamam. Diğer durumda else deyip parantez açıyorduk ve kaydetme işlemini burada yapıyorduk. O yüzden bunları alıp else'nin içerisine yapıştırıyorum ve Ctrl KD diyerek hizalama yapıyorum. Şimdi kaydı görelim isterseniz arkadaşlar. Eksik hata varsa da düzelteceğiz. Şimdi arkadaşlar. Ürün işlemleri. Şimdi herhangi bir kayıt girmeden kaydet diyorum. Bakın lütfen tüm alanları giriniz dedi. Ürünümüz ne olsun? Bilgisayar, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi. Bir de tencere diyelim arkadaşlar. Kaydet diyorum. Burada tüm alanları girmemizi istiyor. Hemen biz ne yapıyoruz? Fiyatını da 2000 lira yazıp kaydedelim. Şimdi buraya tabii listele fonksiyonu çağırmadığı için gelmedi. Ben listele butonuna bir tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ürünümüz bu şekilde kaydedilmiş oluyor. Şimdi şurada kayıttan sonra arkadaşlar listele fonksiyonu bir çağıralım önce. Şimdi tasarım kısmına gelelim. Sil ve güncelle var arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Bir sonraki video bunu yapacağız. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.